Evet, heyecan fırtınasına kaldığımız yerden devam edeceğiz final mücadelesiyle. Yarı finalde Türkiye Halı Güreşi'nin en önemli derbilerine sahne almıştı ve finalde yine Türkiye Halı Güreşi'nin bir numaralı derbilerinden birine sahne alacak İsmail Balaban Sarı Fırtına ve Orhan Ukulu arasında bir kez daha nefesler tutulacak. Antalya Konyaaltı Belediyesi Başpehlivanı İsmail Balaban ve Antalya Döşenmealtı Belediyesi Başpehlivanı Orhan Okul arasında müthiş bir mücadele olacak. Bir tarafta hayalleri, diğer tarafta da ümitleri olan bir mücadele olacak. Biz her iki başpehlivana da, her iki yiğidimize de gönülden ama yürekten başarılar diliyoruz. Allah derman versin diyoruz Sarı Fırtına İsmail Balaman'a ve Orhan Okulu'ya. Elmalı şehri, işte bakın burada Antalya'nın en güzel ilçesi ama şehir mükemmel, eski yerleşim birimi burası. 5000 yıllık tarihe sahip, UNESCO tarafından koruma altına alınmış vaziyette. İşte görüyorsunuz, bu bölge tamamen buraya bina yapamazsınız, binayı yıkamazsınız. Çok güzel bu sokakları görmeniz gerekiyor. Gerçekten mükemmel. Elmalı adeta tarihin yattığı bir yer. İşte gördük kimleri elediler. İsmail Balaban Hamza Köseoğlu'nu eledi çeyrek finalde. Sonra Ali Gürbüz'ü yarı finalde eledi. Adını finale yazdırdı. Orhan Okulu Kürşat Korkmaz'ı yendi çeyrek finalde. Ve değerli izleyiciler, Orhan Okulu o zaman adını yarıda finale yazdırdı. Ve yarı finalde Nedim Gürel'i mağlup etti. Yenişle kazandı ve Orhan Okulu finale çıktı. Finalde İsmail Balaban ve sevgili izleyiciler Orhan Okulu karşı karşıyalar. Ali Gürbüz ve İsmail Balaban arasındaki karşılaşmanın ardından ne kadar uzun süreceğini çok merak ettiğimiz final karşılaşması başladı. Değerli izleyiciler, 666.sı düzenlenen tarihin en büyük spor organizasyonlarından biri olan Kırkpınar'la birlikte Türkiye'de adeta büyük bir şölene dönüşen Elmalı Türk'ün ilk er meydanı işte burası. Burada İsmail Balaban ve sevgili izleyiciler Orhan Okulu karşı karşıyalar. Sert bir tırpan geldi ve Orhan Okulu'nun bu mücadelesinde bir itirazı oldu Orhan Okulu'nun. Kurtdereli güreşlerini hatırlayanlar bilir. Final yapmışlardı Orhan Okulu'yla birlikte ve Orhan Okulu'yla tırpanlar sırasında yaşanan gerilim akıllardan hala çıkmaz. Ve şunun altını önemli çizmek istiyorum. Kurtdereli güreşlerini kazandı İsmail Balaban Orhan Okulu'yu yenerek. Acaba şimdi burada da kazanırsa 6. kez Elmalı yağlı güreşlerinin baş pehlivanı olmasını engelleyecek. Bu ne demek? 2. kez altın kemerin sahibi olamayacak Orhan Okulu eğer kazanırsa İsmail. İsmail kaybederse, Orhan kazanırsa tarih yazılacak. Hasan Balaban ekranlarda ortadaki isim. İsmail Balaban'ın babası ekranlara yansıtıldı. Mücadele için her şey hazır artık. Ensesinden bastırdı şimdi. Hiçbir şekilde bırakmıyor. Nedim Gürel karşılaşmasında da aynıydı. Bırakmayacağım, sonuna kadar bırakmayacağım dedi. Ve sonunda yenişle kazandı. Puan alması yeterliyken. Şu anda sevgili izleyiciler yine rakibini sürmeye devam ediyor. Orhan Okulu 3'ten bu yana, saat 3'ten bu yana dinleniyordu Orhan Okulu. Ama baktığımızda 5'e çeyrek vardı herhalde yarı finalin bittiğinde.
Şu anda tekrar paçasından yakaladı ve sevgili izleyiciler, Orhan Okulu üzerine bastırdı. Bir sakatlık anı daha. İsmail Balaban yerde, oyun durdu. Nasıl bir karar çıkacak? Gerçekten de olağanüstü bir direnç gösteriyor İsmail Balaban. Şu anda vücudunun her kas lifinde ciddi yorulmalar söz konusu. Tel tel bahsediyorum sizlere. İşte burada pozisyonu bir kez daha izliyoruz. Devam etmeme kararı alabilirler mi diye düşünüyorum. Burada paçadan yakaladı. İsmail'i sürdü. Normal süre olduğu için bu sevgili izleyiciler bir yeniş değil. Eğer süresiz uzatmada böyle bir pozisyon yakalamış olsaydı, İsmail Balaban'ın Orhan Okulu karşısında sakatlıkları ön plana çıkmaya başladı. Büyük finalde değerli izleyiciler, ve puanlama mücadelesi başladı. Şu anda puanlama mücadelesi başladı. Heyecanla devam ediyor. Evet, ilk dakikalarda İsmail Balaban biraz daha dikkatli, dizleyerek güreşmek istiyor. Orhan Okulu'yu kasnaklarına ve paçalarına yaklaştırmak istemiyor, müsaade etmiyor onları tutmasına. Bileklerden kavrayarak. Türkiye'nin bir numaralı gündem maddesi şu anda İsmail Balaban, Orhan Okulu karşılaşması. Büyük bir heyecanla takip ediliyor sevgili izleyiciler. Şu anda Twitter'da birinci sırada trend topic olmuş vaziyette ve saatlerdir böyle devam ediyor. D-Max ekranlarında kelimenin tam anlamıyla çok büyük bir fırtına. Bu fırtınaya yağmur, sağanak yağış, sağanak yağışı da geçtim, çok sağlam bir dolu yağışı hepsi eklendi. Akıllara durgunluk veren anlar yaşadık. Güreşçisinden, pehlivanından, seyircisinden tutun da değerli izleyiciler, tüm görevlilere kadar gerçekten çok fazla efor sarf edildi. Emeği geçen herkese gerçekten teşekkürlerimizi sunuyoruz. Hiçbir şekilde yaklaşma şansımız yok. Onların şu karşılaşma bittikten sonra bile ne kadar diri olduklarını görebilirsiniz. Sürmeye devam ediyor rakibini Orhan Okulu. Elinde sakatlık daha 3. turlardan beri devam ediyor sevgili izleyiciler. Ayak bileğinde sakatlığı vardı zaten İsmail Balaban'ın. Ama tabii ki en son konuştuğumuzda bir sakatlığı olmadığını, iyileştiğini söylemişti. Ve bir kez daha sevgili izleyiciler yere indi ve mola aldı. Sakatlık sebebiyle bir mola daha geliyor. Orhan Okulu davrandı ama isteseydi puan alırdı Birgihan. Ama buna yeltenmedi. Hakem anında araya girdi. Ve Orhan Okulu'nun bu karşılaşmada serzenişi İsmail'e değil sevgili izleyiciler. Serzenişi İsmail Balaban'ın kondisyon açısından, sağlık açısından bir şekilde devam etmemesi görüşünde Orhan Okulu da. Bence de bu kuşku görüşte duyuyor. Bence de kuşku duyuyor. O sebeple sevgili izleyiciler, 666. tarihi Elmalı Yeşil Yayla Yallı Pehlivan güreşlerinin galibi Orhan Okulu oluyor. Orhan Okulu sakatlığı sebebiyle devam edemeyen İsmail Balaban'ı mağlup etti ve 6. kez Elmalı'nın üst üste
baş pehlivan olmayı başarıyor. İkinci altın kemerin ebedi sahibi olarak tarih yazıyor. 666 yıl boyunca böyle bir başarı yakalanmadı. Siz değerli izleyicilerimiz ekranlarının başında ve tribünlerde Erbalı'da Türk'ün ilk el meydanında şu anda herkes bir tarihe tanıklık ediyor ve yıllarca belki de yüzlerce yıl asla unutulmayacak bir an yaşanıyor. Ve o tarihe imza atan Orhan Okulu şu anda Gökhan Günaydın'ın yanında. Sevgili seyirciler, Antalya Elmalı Yeşilyayla'da baş pehlivan belli oldu. 3 gün sonucunda Kumluca'dan Orhan Okulu baş pehlivan oldu. Biraz da buruk bir sevinç yaşadı. Rakibi çünkü yarı finalde 2 saat çok zorlu bir mücadele etmişti. Ama burası er meydanı, bir kazananı bir kaybedeni var. Biz ikisini de tebrik ediyoruz. Orhan Okulu, öncelikle seni tebrik ediyorum. Teşekkür ederim. Buradan tabii Kırasya, dünden beri biz Kırasya ve Kırasya mücadele yapıyoruz burada. Evet. Tabii İsmail'i de kutluyorum buradan. Tabii ondan önceki yarı final mücadelelerinde Ali ile Kırasya bir mücadele yaptılar. 2 saati süren bir müsabaka sürdü onların. Tabii buradan Ali'yi de İsmail'i de kutluyorum. Biz sahada beraber güreşirken sahada savaşıyoruz. Dışarıda gene arkadaşız. İnşallah tabii benim hedefim burada 6 yıl üst üste baş pehlivan olmaktı. Allah'ım nasip etti. Burada 6 yıl üst üste rekor kırarak ve birinci oldum. Ve bu kadar seyircinin bu saatlere kadar 2 gündür bizleri, 3 gündür bizleri izleyen seyirciye de Allah razı olsun diyorum. Ve ekranlar başındaki bizleri izleyen herkese teşekkür ediyorum. Ve bizleri maddi manevi her zaman yanımızda olan Sayın Belediye Başkanım Sayın Turgay Gence de buradan teşekkürlerimi sunuyorum. Her zaman yanımızda ve benim beraber çalıştığımız ekip arkadaşlarımız var. Evet. Ekip arkadaşlarımıza buradan kutluyorum. Teşekkür ediyorum onlara da. Elimizden gelen her şeyi yaptık. Kırkpınar'dan sonra Elmalı güreşlerinde de birinci olmak nasip oldu bana. Buradan tabii babam yanımda, dedem yanımda. Ve aileme buradan bizleri beni büyüttükleri için, bu zamanlara getirdikleri için onlardan da Allah razı olsun diyorum. Babandan bir cümle alacağız. Bekir Okulu burada, kendisi saçı kara yörüklerinden, ailenin bir kolu Ortaca'da, Muğla'da ve şu anda Kumluca'lar. Evet, hayırlı uğurlu olsun. Allah razı olsun. Çok mutluyuz. Allah, Cenab-ı Allah'ım nasip etti. 6 yıl üst üste baş pehlivan olmayı Elmalı'da. Evet. Cenab-ı Allah'ım 6 yıl üst üste altın baş pehlivanını nasip etti. Evet, canlı yayında Bekir abi çok teşekkür ederim. Allah razı olsun. Tebrikleşme olacak. İsmail de hoş geldin İsmail Balaban. 2 gündür burada çok zorlu karşılaşmalar oldu. Seyirci yağmura rağmen buradan bir dakika dahi ayrılmadı. Yukarı çekildi ama safları sıklaştırdı. Burası er meydanı. Sen de çok yiğitçe mücadele ettin. Bakın burada İsmail Balaban var. Ustası Hasan Aydın var. Orhan Okulu var ve ustası Kemal Yılmaz var. İsmail Balaban, söz sende. Yani finale kadar zorlu müsabakalar yaparak geldim. Yarı finalde de zaten 2 saati geçik bir müsabak oldu. Gerçekten çok zor bir müsabak oldu. İnanılmayacak gibi bir şey yani. Orhan'ı da tebrik ediyorum. 6 yıldır birinci oldu burada. Yani hakkını yememek lazım. Tebrik ediyorum. Hayırlı uğurlu olsun. Elimden geleni yaptım ama çok fazla su kaybettiğim için her yerime kramp girmeye başladı. Sakatlık olacaktı. Ondan da çok korkuyordum. Hakkımız aylısı bilmiş demek ki. Beni destekleyen herkese çok teşekkür ediyorum. Şimdi su kaybı var, manevizm kaybı var, demir kaybı var. Bunlar da vücuda kramplara neden oluyor. Bir cümle de senden alalım. İki baş pehlivan babasısın. Gururunu bize aktarır mısın canlı yayında heyecanla? Buradan bütün siz yöneticilere hepinize teşekkür ediyorum. Çocuklarım, oğlanlarım, cümle bütün pehlivanlarımız Allah'ım kaza bela vermesin. Hepsini oğlanlarımın arkasındayım devam. Her yerde, her zaman sağ olsun Allah razı olsun. Evet. Türkiye'de bir nam yaptılar her tarafta. Sağ olsun çocuklarım. Efendiliğine, her şeyine. Sağda da zaten bütün millet bile efendiye güreşir her yerde. Adam gibi güreşir. Adam ikisi de. Bunun için çok teşekkür ederim size. Allah razı olsun. Hayırlı akşamlar cümleten. Buradaki bütün seyircilere, bütün vatandaşı bekler. Hepsine sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Akçay halkına, Elmalı Ovası, bütün millet, Antalya, Muhittin Böcek, Hasan Aydın, hepsine teşekkür ederim ayrı ayrı. Teşekkürler. Peki, şimdi Orhan Okulu'dan bir cümle daha alacağız ve ondan sonra Orhan Okulu madalya töreni için sizi bekliyorlar. Evet. Evet, öncelikle
Bizleri izleyen herkese teşekkür ediyorum. Tabii demin de dediğim gibi İsmail'le biz küçüklükten gelen bir güreşle mücadelelerimiz var. O da yarı finalde, ben daha çabuk bitirmiştim. Onlar Ali'yi de kutluyorum buradan. Ali de Krasi'ye mücadele verdi. İki sahada yakın burada. Yağmurun altında yani güreşmek kolay değil. Dediği gibi İsmail'in vücuda kramp giriyor. İki gündür burada Krasi'ye mücadele yaptığımızı umuyorum. Ve ekranlar başında bizleri destekleyen, Ataspor'umuza destek veren ağalarımıza, herkese teşekkür ediyorum. Evet, hepinizi tebrik ediyorum ve bundan sonraki hayatınızda başarılar diliyorum. Kemal Hoca'dan bir cümle alacağım ama. Kemal Hocam. Ya tabii ki burada bir rekor kırdık. 6 yıldır 40 plak, evet. Yani Elmalı güreşinde ilk defa oluyor. Bizim hedefimiz, hep gel, söylüyorduk. Yani böyle bir hedefimiz vardı. Ona kavuştuk. 40 Pınar'ı da aldık bu sene. Yani şu andaki Türkiye'nin en büyük iki güreşinin altın kemeri bizde. Tabii ki çok mutluyuz. Yani biz Orhan'la daha çok şeyler başardık. İnşallah hedefimiz şu andan sonra 40 Pınar kemerini 3 defa almak. Ben sabah başkanımıza da söylemiştim. Burada dedim tarihi bir güreş olacak. Evet. Hakikaten tarihi bir güreş oldu. Buradan Ali Gürbüz'ü ve İsmail Balaban'ı tebrik ediyorum. Bu yağmurun altında inanılmaz güreş yaptı. İkisine tebrik ediyorum. Evet. Mutluyuz tabii ki 6 defa kemer almak. Yani bu bir rekor. Kimseye nasip olmaz. Buradan Orhan da gözlerinden öpüyorum. Bizi destekleyen herkese, başta başkanımız ve ekibine ve bu seyircilere, herkese çok teşekkür ediyorum. Evet. Allah razı olsun. Evet, çok teşekkür ederim. Biz Süleyman amca ile birlikte burada son görüntüyü verip şimdi sözü Bilgehan Demir'e bırakıyoruz. İşte evet, altın kemer Çanakkale kuşanıldı. Marcos. Kupalar, madalyalar. Tarihi gelenek. Üçüncülük kürsüsünde Nedim Gürel, Ali Gürbüz. İkincilik kürsüsünde İsmail Balaban ve 666. tarihi Elmalı Yeşil Yayla Yağlı Pehlivan güreşlerinin 6. kez üst üste birincisi altın kemer sahibi Orhan Okulu. Orhan Okulu'yu Elmalı halkı coşkuyla selamladı.